Konumuz İsveç'e eklenen kahveviler. İsveç'e eklenen bu kahvelerin Rus kahvelerinden ne gibi farkı var? Arkadaşlar, her şeyden önce tarihsel detayları indiğimizde bunun kule sepeti bulunmakta. Diğer modellerde kule sepeti bulunmazken bunların kule sepeti bulunduğundan mürettebatı atı daha da rahat etmekte. Bunun dışında bizi ilgilendiren şey nedir? Ekstradan zırh olması. Tankın ana iskelet zırhı kahve ile birebir aynı. Ancak burada gördüğümüz ekstradan 25 ve 30 mm plakalar ön taraftaki zırhımızın kalınlığı 100 milimetreye kadar arttırıyor. Aynı zamanda gördüğünüz açı sayesinde B0'daki en sağlam gövdeye sahip tank diyebiliriz. Yani Tiger 1'den dahi bunun gövdesi daha sağlam, özellikle açı verildiğinde. Şu açı verildiğinde sizi Sturm Emil gibi mouse topuna sahip modeller dışında delebilecek çok tank yok. Velhasıl gövdesinin son derece sağlam olduğunu söylemek mümkün. Tabi bunun arka plakası 2 mm. Eğer arka taraftan açı verirseniz tutmayacaktır. Fakat kocaman bir motor kompartmanınız olduğu için buradan herhangi bir APH türevinde mermi tarafından delinirseniz mermiyi yemeyeceksinizdir. Motorunuzda takılacaktır. Bu kahvenin görüldüğü gibi farklı bir kule tasarımı var. Yani daha oval hatlara sahipken klasik kahvelerin hem zırh kalınlığı daha düşük hem de köşeli hatlara sahip. Köşeli hatlara sahip olması bir avantaj arkadaşlar bu oyunda. Özellikle açı vermeye hakimseniz, çünkü köşeli yapıya sahip tanklarda kulenizi pek açı vermek mümkün değil. Mesela bunu da tıpkı mouse uyguladığımız tekniği yapıp şu açıları verdiğimizde hem önün hem de yan tarafın zırh direnci artarken oval yapıya sahip modellerin kulesine bu açıyı vermek mümkün değil. Normalde zırhın kalınlığı görüldüğü gibi burada 100-110 mm. Açı verdiğinizde zırhın direncinde herhangi bir değişme olmuyor, hatta daha da düşüyor. Bu yüzden kulenize çok da açı vermek mümkün değil. Fakat B0'da 100 mm'lik bir kalınlık dümdüz atış gelmediği sürece gayet yeterli. Özellikle bu tankın zırhı bug'lı getirildi arkadaşlar oyuna. Şimdi burasının zırh direncine baktığımızda hani 600-700 mm'ye kadar direnç görmeniz mümkün. Mesela değişti, bakın şuralar 400. Herkesin bildiği bir tank ile Opar 1 gelsin ve bize sabot mermisini atsın. Arkadaşlar görüldüğü gibi buranın 500 mm direnci var, yani zırhı bug'lı. Buradan delinmiyor, biraz üstten deliniyor. Zırhı bug'lı getirildiği için şu anda bu tankın şuradaki zayıf noktaları yemiyor. Oyuna ilk eklendiği zaman burası çok zayıf eklenmişti. İlk geldiği dönemlerde bunu aldıysanız ya da analiz ettiyseniz yanakların zırh kalınlığı sadece 82 mm'ydi. Yani yan taraflar 100 mm kalınlığında olurken şurada gördüğünüz aslında daha kalın olması gereken plakaların zırh kalınlığı sadece 82 mm olduğundan buralarda çatır çutur yiyordu. Arkadaşlar bunu düzelteceğim diye daha da sıçıp sıvazlamış. T-72B bile 500 alan mermisiyle zar zor deliyor görüldüğü gibi. Sarı yandı. Bak şurası kırmızı, 700 mm. Şuradan Leopard bile delemez. Çok özel bir zırh mı var? Hayır. Sadece 100 mm kalınlığında. Şurada gördüğünüz yanakların, bak şurası 700 mm'ydi demin. Gördüğünüz gibi 600-150. Leopard 2-6 bile delemiyor mesela şuralardan. Velhasıl şuradaki yanak zırhları bug'lı getirildi arkadaşlar oyuna. Tabi muhtemelen düzeltirler bunu. Aracın kuleyle gövdenin birleştiği kısımdaki taret yüzüğünün kalınlığı bile 82 mm ve oradan vurulmayın diye ekstradan da burada bir son derece açılı yerleştirilmiş neredeyse 60 mm kalınlığında bir plaka var. Bunu delip geçseniz bile kule ile gövdenin birleştiği kısım çok dar olduğu için arada bu mermi sıkışıyor arkadaşlar. Bu tankı kule ile gövdenin birleştiği kısımdan delmeniz mümkün değil. Mermi arada sıkışıyor. Keza zırh kalınlığı da fazla. Peki nereden yer? Arkadaşlar, buradaki zırh kalınlığı enteresan şekilde getirilmiş. Sadece 80 küsür milimetrelik bir direnci var. Yani buradan vurulduğunda tank mermiyi yiyor. Normalde bu tankların gördüğünüz zırhı eklentidir. Yani arka tarafta sağlam bir zırhı vardı. Mesela sağ tarafta öyle bir hatanın olmadığını görüyor. Şöyle baktığımız zaman 300 mm bu yine var. Kule tasarımları aynı. Arka tarafta 50 mm'lik bir plakamız var. Önünde ekstradan şu gördüğünüz eklenti var. Yani buranın aslında zırh kalınlığı şöyle gösterirsek 100 mm bandında. İlk zırhı deldikten sonra arkadaki plakaya takılıyor. 50+50 şeklinde düşünün. Ama zeki arkadaşlar, arka taraftaki zırhı değil, ön taraftaki eklenti zırhı modellemiş sadece. Bu yüzden burada gördüğünüz 90 mm'lik yanak son derece zayıf birer bölge. Diğer tarafta dediğim gibi böyle bir şey söz konusu değil. Aracın şurada gördüğünüz 90 mm kalınlığındaki dökme zırhın iki açısını da şöyle gösterecek olursam dümdüz yapıya sahip neredeyse. Şurası 300, üstü 350'ye doğru kayıyor. Şuradaki yanak kısmına isabet etmemesi kaydıyla bunu sen işte 8-0'lara, 9-0'lara atsan bile yine iyi arkadaşlar. 8-0'da bile deneyelim mi hatta? Bizim karşımıza mouse gelsin ve mouse'la bize 270 alan mermisini alsın. Arkadaşlar buradan delemiyor. Zırhın kalınlığı 90 mm olarak gözükse de 330 mm olarak modellenmiş. Yani şuradan yemiyor.
demin gösterdiğim hani kuleyle gövdenin birleşimi o zayıf kısımdan da yemiyor. Aslında çok zayıf değil ama yine buradan da yemiyor. Dikkat edin, mouse 270 mm deliciliğe sahip. Görüldüğü gibi. Yanaktan yemiyor zaten, buradan yüksek seviye tanklar bile delemiyor. Ancak şu tarzda noktalara isabet ederse delebilir ki buranın zırh direnci 250 mm kalınlığında. Çok da uzatmaya gerek yok. Gövdesi normal olarak getirildi. Gövdesinde herhangi bir sorun yok, bug yok. Fakat tankın kulesi absürt şekilde sağlam. Zırh bug'ı bulunuyor arkadaşlar. Şu kısma denk gelmediği sürece bunu direkt 8-0'a da atsan, abartmıyorum 9-0'a 10-0'a da atsan, tankın kulesi absürt sağlam zırh bug'ıyla getirildiğinden ötürü. Motor performansı klasik kahve. Çok da anlatmaya gerek yok, biliyorsunuz zaten. 5.0 muharebe puanında iş yapar mı? Ne kadar 5.0'lık bir model olsak da zırhımız da iyi olsa, topumuz hala klasik kahve topu. Deliş kapasitemiz 96 mm. Karşımıza Panther ya da BK Panther'ler gelirse iyi iş yapacak bir model değil. Zırhı absürt güzel olsa da 5-0'da topu en kötü olan tanklardan birisidir kendisi. Jumbo olarak kötü silahlı diyoruz ama onlar 5-6 saniyede takır takır atarken bu 9 saniyelerde atıyor ve deliş kapasitesi daha düşük. Neyse, benlik bu kadar. Geçelim oynanış videosuna. Evet, 6-0'lar atıp atacağı en kötü maç. Zırhının normal modellendiğini düşünürsek aman aman da bir zırhı yok 5-0'larda. A'ya gidelim. Tabii hit attığı için B0'lıktan deliyor. Bu maçta hiçbir şey yapamayız. Panther G, F. Hemen. Sola, son teşkil etmiyor Emon. Bizim yapacağımız en iyi şey düzgün bir defans yapmak. Emon 8'e buraya geliyor. Şöyle tararsak o ölür zaten. Sadece komutanı kalmıştı. Yine de birinci, bizim takım o kadar salak. Onlar son anda bir saldırı yapabilir tabii ki. Özellikle şu meskun mal tarafından. İlerleyelim. Evet. Onları biriktirmeyeceğim. Aynen kanka, M18 hafif tank olarak mı geçiyor artık? Bak, onu da panzer granatı yaptım. Panzer granatı. Yani görüldüğü gibi panzer granatı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer 4-0'ları attı. Yani panzer granatı. Bu tankta biraz epicler olmak lazım. Çünkü topu kendi seviyesinde berbat. Tankta gördüğünüz gibi herhangi bir kupula da yok. Sıkıntılı şekilde. O yüzden patlayıcıları daha zor yiyecektir. Son hızı 36 km. Diğer iyi özelliği de hiçbir yerine mermi yok, sadece en alt tarafında mermisi var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Zaman geldi. Panzer kanat değil, limanda gerisin. Anladın mı? Of. Osurttur o adam. Kuru fasulye değil ya, taze fasulye. Evet.
15 kill. Araçlara araç bonusu mu? Ha, o yeni gelen özellik için. Çok fazla agresif yapıyorsun ama... Madem fiziksel gidemiyorsun, söyle internetten gelsin. Ne yapacağım da kulaklığı düzgün bir şey seçeyim biliyor musun? Bir tane alayım dedim. B933 alalım. Evet, artan kahve bir okey. Kekil. Buna da panzer garatı yapıyorum göründüğü gibi. Tank abisi dönmüş, ne o? Ha, şu bir level tank herhalde. Güle güle olacak savaş. Maçta 15 kere aldık. İlk maçımız buydu. Daha sonradan 15 kill. Yine bu maçta 15 kill aldık. İkisinin arasındaki farka bak. Burada 5K skor yapmışım 15 kill'le. Diğerinde 4K'yı bile geçememişiz.